Yeni bir videodan herkese selamlar. Bugün dünyanın en iyi klavyesinin incelemesiyle sizlerleyim. Klavyemiz SteelSeries'in Apex Pro TKL Wireless modeli olarak geçiyor. 2023 olarak güncellenmiş sürümünün incelemesi bu videoda sizlerle. Sevgili dostlar, bu klavyenin öyle özellikleri var ki dünyada rakipsiz. Bakın, samimiyetimle söylüyorum, dünyada eşi benzeri bulunmayan özelliklere sahip. Zaten videonun ilerleyen kısımlarında bunları sizlere tek tek anlatacağım. Ama gelin dilerseniz ürünün kutusuna, kutu içeriğinden neler çıkıyor bunlara yakından bakalım. SteelSeries ekibi kutunun içerisinde bir adet örgülü yapıda tip C kablo çıkarmış. Bu kablonun uzunluğu 2.3 metre. Klavyemiz kablolu olarak da kullanılabildiği gibi yine bu kabloyla da bilgisayarımız aracılığıyla şarj edebiliyoruz. Dilerseniz harici bir adaptörle de bu klavyeyi kablosuyla beraber şarj edebilmeniz mümkün. Kablonun bir ucu tip A, diğer ucu tip C. Yani klavyenin girişindeki bulunan uç tip C girişli. Dolayısıyla günümüzde en çok kullanılan tip C girişinde bu klavyede görmekteyiz. Özellikle örgü yapıda olması uzun vadede ileriye dönüklülük açısından yıpranmayacak, güncelliğini koruyacak bir kablo yapısıyla bizlere sunulmuş durumda. Agresif kullandığınız zamanlarda kablo hiçbir şekilde hasar görmeyecektir. Bir adet wireless dongle'ımız, uzatma adaptörümüz, yine tuş sökme aparatımızla birlikte geldiğini de belirteyim. Yine olmazsa olmazların arasında bilek dayama desteğinin de kutu içerisinden çıktığını belirteyim. Hemen bu ürünün en can alıcı kısmına geçmek istiyorum sevgili dostlar. Bu klavyede kullanılan anahtarlar OmniPoint 2.0 ayarlanabilir hipermanyetik anahtar olarak karşımıza geliyor. Bu anahtarların tamı tamına 100 milyon basma ömrü bulunuyor. Bakın, dile kolay 100 milyon. Anahtarlarımız ayarlanabilir harekete geçme noktalarıyla beraber 0.1 mm ile 4 mm bir hassasiyet noktası bulunuyor. Anahtarlarımızın yanıt süresi 0.7 ms. Yani buradaki gecikme değerimiz 0.7. İnanılmaz. Şunu duyar gibiyim. Evet, OmniPoint 2.0 ama bu anahtarların özelliğine gelin dilerseniz derine inelim. OmniPoint 2.0 anahtarlar sayesinde her tuşu iki farklı şekilde kullanabiliyorsunuz. Hemen bir örnekte pekiştirecek olursam, biliyorsunuz CS2 yani Counter Strike'te adam W'ye bastığımızda ileriye doğru inmeleniyor. Ama adamı yavaş yürüteceksek Shift'e basılı tutup adamı daha yavaş ve sessiz yürütüyoruz. Burada OmniPoint 2.0 anahtarların sayesinde artık Shift'e basmaya gerek kalmadan iki kademeli tuş yardımıyla W'ye hafif bastığınızda yavaş yürüme, W'ye tam bastığınızda hızlı yürümeyi ayarlayabiliyorsunuz. Toparlayacak olursam, OmniPoint 2.0 anahtarlar sayesinde W tuşuna iki kademe ayarı yaparak hafif basınca yavaş, tam basınca adamın hızlı hareket etmesini sağlayabiliyoruz. Tabii ki özelliklerini kontrol ettiğimde ya bu nasıl olur diye düşünürken SteelSeries ekibi gerçekten bunu başarmış. Klavye ile çok güzel bir yazılım kombinasyonu sağlanarak çok rahat bir şekilde W'ye iki farklı kademe ayarı yapabildim. Şu an ekranlarınızda gördüğünüz gibi W'ye yavaş bastığımda adamın daha yavaş ilerlediğini, W'ye tam basılı tuttuğunda adamın normal bir şekilde hızlı tempoda yürüdüğünü görebiliyoruz sevgili dostlar. Tabii ki burada hassasiyet ayarını elinize göre de yapmanız gerekiyor. Yaklaşık bir haftadır bu klavye elimde. Dolayısıyla hala elim orada iki kademe ayarına tam alışmış değil. Bu yapmış olduğum örnekte bu ayarı da sizlere göstermek istedim. OmniPoint 2.0 anahtarlarla beraber SteelSeries Apex Pro TKL Wireless klavyem gerçekten rakiplerine inanılmaz bir fark atmış durumda. Gelelim klavyenin tasarım kısmına. Havacılık sınıfı 5000 serisi alüminyum üst plakada kullanılmış. Dolayısıyla burada SteelSeries ekibi ömür boyu bu klavye kullanılabilir hale getirmeye çalışmış. Klavyenin ömür boyu kullanım için tasarlandığını söylemiştim. Bunun yanında bizlerin en çok merak ettiği nokta tuş yapısı. Bu tuşlar tamamen PBT yapıya sahip. PBT tuşlar diğer tuşlara göre daha dayanıklı ve kullandıkça eskimeyen yapıya sahip. Daha iyi yazma ve daha güzel kullanım imkanı ve oyunlarda daha iyi bir deneyim sunuyor. PBT tuşların sayesinde daha az eskiyen bir tuş yapısıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla SteelSeries ekibi burada
Pro modelde her şeyin en üst noktada kullanmış durumda. Olmazsa olmazların arasında biliyorsunuz son yıllarda bilek dayama desteği. Bilek dayama desteği inanılmaz konforlu ve inanılmaz rahat. Kauçuk silikonumsu bir yapıda olduğunu söyleyebilirim. Rahatlıkla tak çıkar yapabiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde de temizliğini sağlayabiliyorsunuz. Mıknatıslı yapıda olduğunu söylemiştim. Rahat bir şekilde mıknatıslı yapıyı klavyeyle bütünleştirebilir. Dilediğinizde de bu yapıyı sökebilirsiniz. Bilek dayama desteği oyunları agresif oynadığımız anlarda bileğimizin altından gidiyor mu, kayıyor mu diye düşünen dostlarımız için arka tarafta da görüyordur. Herhangi bir güç uyguladığımda bile mıknatıslı yapı klavyeden ayrılmıyor. Dolayısıyla bilek dayama desteğini rahatlıkla kullanabiliyoruz. SteelSeries Apex Pro TKL Wireless'ta 3 adet yükseklik ayarı mevcut. Tamamen düz, yarım yükseklik veya tam yükseklikte bu klavyenin yükselti ayarını yapabiliyorsunuz. Bunu da çok rahat ve basit bir şekilde yapabiliyoruz. Gelelim bağlantı tarafına. Klavyemizi dilerseniz kablolu, dilerseniz Bluetooth 5.0 desteğiyle, dilerseniz de wireless adaptörüyle beraber 2.4 GHz bandında kablosuz olarak kullanabiliyorsunuz. 37.5 saat kablosuz olarak kullanım, 45 saatte Bluetooth ile kullanım imkanı bizlere sağlıyor. Yani içerisindeki dahili bataryayla bu saat aralığında bu klavyeyi kullanabiliyorsunuz. Ben yaklaşık klavyeyi bir haftadır kullanıyorum ve 7/24 klavye elimin altında, %75 şarj ile bana geldiğini belirtebilirim. Klavyeyi alır almaz da fullemedim. Dolayısıyla şu an %5 şarjı kaldı ve bugün itibariyle şarja taktım. Tabii ki burada 2.4 GHz kablosuz adaptörüyle bağlantısı oldukça önemli. Tamamen kablolu bir klavye gibi 2.4 GHz kablosuz adaptörüyle birlikte bu klavyeyi kullanabiliyorsunuz. Gecikme sıfır sevgili dostlar. Beni bu seride en çok mutlu eden noktalardan birisi de OLED ekranı. Oyun sırasında yazılıma girmeden manuel ayar yapabiliyorsunuz. Burada ekran parlaklığını, tuşların LED RGB aydınlatmalarını değiştirebiliyorsunuz. Yine profil değişikliği ve irili ufaklı tüm ayarları buradaki OLED ekrandan yapabiliyorsunuz. Dilerseniz buradaki OLED panele istediğiniz bir resmi, istediğiniz bir logoyu da koyabiliyorsunuz. Çok fazla kişiselleştirebilir alanı da bulunuyor. Buradaki OLED panel gerçekten başarılı. Ben genelde OLED panelde sistemin yükünü takip ediyorum. Ekran kartım ne kadar boşta veya ne kadar yük altında, işlemci sıcaklığını, RAM kullanımını buradan takip ediyorum. Klavyemizde 5 kişisel profil düzenleme, farklı profilleri oluşturabilme imkanı sağlıyor. 32 bit ARM işlemci bu klavyemizde mevcut. Dolayısıyla oldukça akıllı ve güçlü bir klavyeyle karşı karşıyayız. Klavyemizin teknik detayları muhteşem. Peki yazılım tarafında SteelSeries ne alemde? SteelSeries'i uzun yıllardır takip ediyorum ve bazı ürünlerinde kullanma imkanım yıllar boyunca oldu. Buradaki yazılımı da gerçekten rakipsiz sevgili dostlar. SteelSeries Engine yazılımı ile beraber klavyenin her şeyine hükmedebiliyorsunuz. RGB'sine, renklerine, OLED paneline, yazılımına, makrosuna, tuş atamalarına, her şeye ama her şeye hükmedebiliyorsunuz. Yine bunların yanında oyunlarla senkron olarak çalışabiliyor ve oyuna göre RGB, yani klavyenin RGB'si de şekil alabiliyor. Dolayısıyla silahınızın mermisi bittiğinde klavyenin ışıklarından da görebiliyorsunuz. Buradaki farkındalık gerçekten muhteşem. Burada yine klavyenin veya farklı ürünlerin varsa yazılım güncellemelerini de anlık olarak alabiliyorsunuz. SteelSeries ekibi gerçekten burada da oldukça başarılı işlere imza atıyor. Herhangi bir sorun varsa yazılım güncellemesiyle beraber hemen fixliyorlar. Kablosuz oyuncu ekipmanlarına düşkün birisi olarak bu klavyeye bayıldım. Özellikle sevgili dostlar, OmniPoint 2.0 anahtarlarla beraber bu klavyeyi iki farklı kademede, yani bu klavyenin tüm tuşlarını iki farklı kademede kullanabiliyorum. Gerçekten bu özellik muhteşem. Yine bunu araç sürerken de tasarlayabiliriz. Yarım bastığınızda W tuşuna araç daha yavaş, tam bastığınızda araç tüm hızıyla gidiyor. Dostlar, gerçekten tamı tamına harika bir mühendislik örneğiyle karşı karşıya geldik. Bence bu klavye rakipsiz dostlar. Kullandıkça insanın kullanası gelen bir klavye. Tüm detayları da zaten hep birlikte gördük. RGB aydınlatması, tuş yapısı, anahtar yapısı harika. Fevkaladenin fevkinde. Şunu da belirtmemde fayda var. RGB yoğunluğu gerçekten başarılı. Özellikle gece ben tam ışıkta, yani son parlaklıkta kullanamıyorum. İnanılmaz gözümü alıyor. Ama bunu da oldukça seven dostlarımız bulunacaktır. Tüm renkleri canlı canlı bu klavyenin tabanında da hissedebiliyorsunuz. SteelSeries'in sizlere harika bir kampanyası da bulunuyor. Videonun açıklama kısmındaki linkteki klavyelerden birini satın alan kişilere beyaz ya da siyah Prism Caps tuş seti hediye ediliyor. Tüm detaylar bu videonun açıklamalar kısmında yer alıyor.
Evet sevgili dostlar, bu klavye hakkında benim sizlere aktaracaklarım bu kadardı. Sizler de bu klavye hakkında merak ettiklerinizi bu videonun yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.